akşamlar. Ben öncelikle geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Onların arasında iki tane gazeteci arkadaşımız vardı. Beraber çalıştığımız İhlas Haber Ajansı'ndan iki tane de gazeteci kardeşimiz görevlerinin başındayken ne yazık ki vefat ettiler. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Evet, bu akşam çok genç bir yazarla hasbihal edeceğiz, konuşacağız. Adıyaman'da çok nadirdir böyle çok çocuk yaşta kitap yazan insanlar, gençler. Ama bunlar örnek teşkil etmesi açısından bizler de bu kardeşlerimizi alıp ekranlara taşıyoruz. Sizlerle buluşturuyoruz, sizlerle tanıştırıyoruz. Bu kardeşimiz Hasret Akdoğan, kendisi 17 yaşında ama 15 yaşında kitap yazmış. İsterseniz kendisine önce bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Böyle kısaca sizi tanıyalım, ondan sonra yavaş yavaş kitaba doğru gidelim. Tabii. Hasret Akdoğan ben. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Yelkovan köyünde dünyaya geldim. Eğitime ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere Adıyaman'da devam ettim. Kendi okullarımda, hobilerim arasında işte spora falan gidiyordum. Aynı zamanda 15 yaşında kitap yazmaya başladım. Bu şekilde. Evet. 15 yaşında dedik. Evet. 15 yaş çok genç bir yaş. Hatta babanız da biraz hasbihal ederken o söylemiş, aslında daha çabuk, daha erken yaşlarda başlamıştı ama biz biraz derslerini ihmal etmesin diye frenledik dedi. Yani çok çocuk yaşta böyle kitap yazmak nereden aklına geldi, nasıl başladı bu serüven? Şimdi şöyle, ilkokulda ikinci sınıfta başladı aslında bu. İlk önce bir şiir ezberlememle başladı bu. 10 dakika içinde uzunca bir şiiri ezberlediğim zaman Türkçe öğretmenim çok garipsemişti bunu. Nasıl olur da 10 dakika içinde böyle bir şiiri ezberlersin diye. Şiiri çok seviyordum. Aynı zamanda yazmaya başladım. İlkokul yıllarında yazdım. Ortaokula kadar bu böyle devam etti. Girdiğim her yarışmada kesinlikle birinci olarak ödüller aldım. Fakat liseye geçeceğim dönem yazmayı bırakmıştım. Bir heves kırıklığı başlamıştı önceleri. Lise birinci sınıfta katıldığım bir yarışmada bir öykü yazmıştım, 24 sayfalık. O öykümü de öğretmenlerim çok beğenmiş, hatta 9. sınıf bir öğrenci. Kesinlikle böyle bir şey yazamaz deyip inanmamışlardı. Tabii ödülünü almıştım. 10. sınıfa geçtiğimde pandemi dönemi başlamıştı. Uzaktan eğitim için işte babamlar bir bilgisayar aldı. Aldığım bilgisayarla bir uygulamadan kitap yazmaya başladım. Yazdığım kitabı kesinlikle bastırmayı düşünmüyordum. Hiç aklımda öyle bir şey yoktu. Çünkü korkuyordum, biraz cesaretsizdim. Kitabı yazdım, bitirdim. Sonra indirdim annemin önüne okusun diye. Okudu, çok beğendi. Gerçekten dedi, hani 10. sınıf öğrencisisin, 15 yaşındasın. Bunu yazmak çok büyük bir şey. Belki yazım hataları falan olabilir ama kurgu olarak 15 yaşındaki bir kız bunu yapamaz dedi. Dayım da okuyunca bunlar... Hep beraber bastırma kararı aldık. Sonra kitabı bastırdık. 2022 Ocak ayında basıma geldi zaten. İlk basımı 2022 Ocak. Bu şekilde devam etti. Şu an yazmakta olduğum yine kitaplarım var. Hatta bir kitabımı neredeyse bitirmek üzereyim. Kısmet olursa o da kışın, Ocak ayında falan yine raflardaki yerini alacaktır. Bu halde siz şiirle başladın. Evet, şiirle yani başladım. Yazma o zaman şiirle evet. Başladınız. Yani şiir biraz benim biraz daha ilgi alanıma geliyor. Çünkü şiir deyince biraz daha heyecanlanıyorum işin doğrusu. Ama böyle gençken her insan mutlaka bir şiir girdabından geçiyor. Doğru, bir şeyler yazmaya kararlıyor. Bu her insanın hayatında biraz bir şiir, şairlik ruhu var. Hele hele Türk milleti gibi böyle duygusal bir milletiz. çok şiir yazmaya çok yatkınız. Kitap bitti. Yani artık basın evi ile buluşma zamanı, onu yayınlama zamanı. O süreci biraz anlatır mısın? Nasıl oldu kitabı basmaya karar vermek, işte yayın eviyle anlaşmak, onlar nasıl oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim, o kısmı benim için en zor olan kısımdı. Öncelikle cesaret bulamıyordum. 15 yaşındayım ve bütün yayın evlerini bizzat kendim arıyorum telefonla. Büyük yayın evlerini önce aramaya başladım. Onlar kabul etmediler. Yenisin, biz seni alamayız dediler. Evet. Ayrıca kitaplarımızı biz kendimiz seçiyoruz, bastıracağımız kitapları. Daha sonra bir yazar arkadaşım daha var.
O bana kendi yayın evimi önerdi, ritim sanat yayınlarını önerdi. İşte bu yayın evine bir başvur, muhtemelen alırlar, kabul edilirsin dedi. Ben de hemen bir mail attım, olur kabul ettiler. İşte belli bir ücret alındı, daha sonra kitabım basıldı. O şekilde raflara geldi. Evet. O aşama biraz beni zorladı. Evet, biraz daha böyle göstereyim, dostlarımız da görsünler. Ekran başındaki kardeşlerimiz de görsünler. Biraz da böyle kitapta kitap yani, aklı başında kitap. hem de çok küçük puntoyla yazmanıza rağmen 9 ne punto. Kadar? 400 sayfalık bir kitap. Evet. Ama ismi çok ilginç geldi bana. Kapağı da hoş yani, siyah, güzel. Kendim tasarladım kapağını. Ağır duruyor. Kendin tasarladın. Evet. Bak, kapağı bile kendin tasarlamışsın, çok güzel. İntih aşk. Yani intih aşk değil, intih aşk. Ne demek bu? Biraz açalım bunu. Şimdi şöyle, bu kitabı ilk yazmaya başladığımda ben önce bir isim bulmak istedim. Bilgisayarın başına oturdum bir gece vakti. İşte arkada bir müzik çalıyor. İlk defa duyuyorum ve müzik çok hoş geliyor. Bir ilham kaynağı gibi. Böyle şarkının adına bakayım dedim. Rahmetli Onurcan Özcan. Onun şarkısının ismi. Şarkıya baktım, intih aşk. Google'dan araştırmaya başladım. Acaba nedir anlamı dedim. Baktım anlamına, bir anlam yok. Sadece şarkı çıkıyor. Dedim ki hani bu sadece bir şarkıysa bir kitap da olmak zorunda. Kitap olsa daha güzel olur dedim. Ha, böyle bir şarkı da var. Evet, böyle bir şarkı da var. Rahmetli Onurcan Özcan'ın. O da üniversite öğrencisi, genç yaşta ölüyor. Çok da severim kendisini. Bu yüzden bu kitaba o ismi verdim. Aslında bu kitabı okuduktan sonra gerçekten bu isim bir anlam kazanıyor. Neyin ne olduğu o zaman belli oluyor. Yani kökenine indiğiniz zaman mutlaka bir şey vardır aslında. Evet. Bir anlam vardır. Şu an tahlil edecek durumda değilim ama ya aşkı biliyoruz ama işte burada intih kalıyor. İntten girip böyle kökenine biraz araştırmak lazım. Bir anlama gider diye düşünüyorum. Peki kitabın konusu ne? Öncelikle bu roman mıdır, öykü müdür, nedir? Bu bir romandır öncelikle. Tabii ki devamı da olacak. Bu henüz ilk kitabı oluyor. Kitap şöyle oluyor. Normalde gençler arasında okunan bir kitap. Doğu tarafında iki aile arasındaki sürtüşmeyi anlatıyor. Aynı zamanda o aileler arasındaki gerçekleri öne sürüyor. Aslında insanların belli bir süre bir yalanla yaşadığı, daha sonra o yalanların ortaya çıktığını gösteriyor. O yalanların ne gibi sonuçları doğurduğu ortaya çıkıyor. Güven özellikle. Kimin kime nasıl güveneceğini gösteriyor. Karakterlerinden bahsedersek nasıl karakterler var, nasıl tiplemeler var? Mesela o çocuk yaşta nasıl bir karakter oluşturdun kafanda? Şöyle söyleyeyim, bu kitabı yazmadan önce, hatta yazdıktan sonra şöyle düşündüm. Bu kitap daha önce benim zihnimde bir dizi, bir film, bir senaryo gibi zaten canlanıyordu. Sadece kağıda dökmek kalmıştı bana. Başrol karakterim Savaş ve Hayat. Savaş biraz asi bir çocuk. Biraz sert mizaçlı, biraz intikam ruhlu, özgür ruhlu bir insan. Hayat biraz daha sakin bir karakter. Evet. Biraz daha çok kurgusal, biraz daha duygusal ve kader bunları bir araya getiriyor. Belli bir olay üzerinde bunları bir araya getiriyor. Evet. Daha sonra sert olan o Savaş nasıl hayatın önünde yumuşuyor. Karakterler de bu şekilde. Evet. Peki Doğu'da dediniz ya, o dediğiniz olaylar, kitapta zikrettiğiniz olaylar Adıyaman'da da geçiyor mu? Yani ona benzer olaylar Adıyaman'da. Evet, tabii ki. Yani zaten bu bölgenin kaderi mi, toplumsal bir yaralar mı, o anlamda soruyorum. Evet, tabii ki. Zaten kendi yaşadığım memleketi daha çok baz alarak yazdım. Özellikle hani okunduğu zaman Adıyaman olsun, işte Şanlıurfa, Malatya, bu tarz yerlerde olan bir olay. Evet. Kesin bir yer belirtmedim ama insanlar okudukça Doğu olduğunu kesinlikle anlayacak. Doğu taraflarında oldu. Evet, yani sadece Doğu değil aslında, Türk milletinin dediğim gibi yani ortak bir kaderi var. O kaderi hep beraber yaşıyoruz mutlaka. Ama işte Doğu, Güneydoğu biraz daha diğer taraflara göre az gelişmiş. Hele hele eğitim yönünden böyle biraz daha işte kızların geç okutulması, erkeklerin dahi işte çok rahat üniversitelerde falan okuyamaması. Biz biraz geri plana itmiş. O makus talihi tabii ki kıracağız. Geçeceğiz o şeyleri. Allah'a çok şükür eski gibi de değiliz. Ama bu toplumsal yaralarımız işte. Bu böyle gidiyor. Ben şey yapayım, böyle çok hızlı girdik böyle konulara. İstersen bir tane şiirle ben devam edeyim. Tabii ki. Ondan sonra yine sohbetimize devam edelim.
Geçen bir tane Atilla İlhan'ın şiirini seslendirdim. Ben sana mecburum. Onu bir seslendireyim ben. Ekran başındaki bütün dostlarımıza armağan olsun. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından, hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor, eski zamandan bir cuma çalıyor, durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerinde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun, ah seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir sebil sızıyor ıssız gözlerinden, belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun, bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki korsun, kırılmışsın, telaş içindesin, kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum, içim sıra kımıldıyor gizli denizlerin, hayır başka türlü olmayacak, ben sana mecburum, ben sana mecburum, bilemezsin. Evet, Atilla İlhan'ın meşhur şiirlerinden Ben Sana Mecburum, gerçekten de çok nefis bir şiir. Evet. Peki okul yıllarında şiir dediniz, yarışmalarda sürekli ben birinci oluyorum dediniz. Evet. Şiirde neler yazıyordunuz? Genelde milli bayramlarda yarışmalar düzenlenirdi. İşte milli şeyler yazıyordum ama kendi içimde yazdığım zaman biraz daha aşk duygusunu ön planda tutuyordum. Ya da dostluk. Bu her zaman benim için ilk aşama olmuştur. Öncelikle onların bana verdiği o hisle, o hazla yazıyordum. Bu şekilde. Hatta tuttuğum bir günlüğüm vardı mesela. Orada sürekli yazıyordum. Her aklıma geldikçe, her içimi döktükçe. Mesela küçükken içime çok kapanık bir kız çocuğuydum. Kimseye ile konuşmazdım, kimseye derdimi anlatamazdım. Bazen otururdum böyle bembeyaz bir sayfaya. İçimden ne geliyorsa onlara dökerdim. Annem hatta bunları daha sonra bulup okuyor. Nasıl bunları sen yazdın diyor. Arıyor işte teyzemi, dayımı. Bu bunları yazmış, nasıl yazabilir diye. Biraz geniş ufuklu olduğumdan sanırım böyle oluyor. Peki ailede başka böyle yazan var mı? Yazan yok. Yazan yok, hayır. Okuyan var mı? Yani var. Böyle okul anlamında değil. Yani böyle kitap okuyan, var. Araştıran böyle. Teyzem, dayım ve annem çok okur. Yani anneniz, bol teyzeniz bol. Falan okuyor. Evet, bol bol. Onlara okuyor. Örnek aldın mı? Tabii öyle ki. O şey yaparken, yazmaya başlarken, okurken falan. Tabii ki. Onlar sana bir rehberlik yaptılar. Tabii ki. Yani, buradan, yani baş destekçim onlar zaten. Buradan babanıza, annenize, teyzenize ve özellikle size ön ayak olan bütün dostlarıma, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ben. Evet, ben böyle de çok güzel bir selam gönderiyorum buradan hepsine. Yazar yetiştirdikleri için, onlara ön ayak oldukları için gerçekten ben onlara teşekkür ediyorum. Çünkü ben kız çocukların okullaşmasında çok hassasım. Onun için de Türkiye çapında olan bir Bırak Kızlar Okusun kampanyasında yönetimindeyim. Onlarla ilgili çalışmalarım var. Özellikle kız çocuklarının okutulması benim için çok önemli bir duygu, çok öncelikli bir konu. Destek çok önemli. Elbette ki yani. Eğer mesela bana bu destek verilmemiş olsaydı, benim ilkokul ve ortaokul zamanlarında yazdığım kitaplarda sürekli kurt kuzuyu yerdi. Eğer beni desteklememiş olsalardı arkadaşlarım, ailem, arkamda durmamış olsalardı, ben bugün kuzunun kurdu yediği kitapları yazamayacaktım. Evet, kesinlikle. Nereden nereye geldik? Evet. Şimdi biz yazarlar, şairler
Biz kendimizi çok yazar şair olarak görmüyoruz ama görmüyoruz, evet. Genellikle böyle kitap çıktığı zaman işte benim ilk evladım diyoruz. Bu benim ilk evladım diyoruz. Aynen. Sen bekar olduğun için evlatlığı bilmiyorsun. Ama bu şeyler gerçekten bizim için evlat gibi. Hatta bir hocamız var. Böyle artık sancılar içerisindeyim falan diyor böyle. Şey yaparken kitap böyle yayın evi aşamasına gelmiş artık basılacak. Kendine öyle tarif ediyor. Yani bizim için evlattır bunlar. Sen kitabını aldın, kucağına aldın ve böyle bir baktın. O kadar garip bir his ki. Neler hissettin? Gerçekten. Sürekli hayalini kuruyordum böyle. Hani bir gün onu yayınlayacağım yani. Sosyal medyamda olsun, arkadaşlarımın elinde göreceğim bir kitap olacak ve orada benim adım yazacak. Bunu sürekli hayal ediyordum. Ve bir gün yayın evim bunu bastırma kararı aldıklarında, kitabım çıktığında, bana fotoğrafları geldiğinde, bazen raflarda gördüğümde, hatta şu an bile odamda, rafımda böyle bu kitabımdan birkaç tane duruyor. Arada böyle oturuyorum, mutsuzken bile dönüp o kitaplara bakıyorum, diyorum ki, evet ya ben bir şeyler başarmışım. Orada bir kitap duruyor ve o kitabın üstüne benim adım yazıyor. Bu çok gurur verici, tarif edilemeyecek bir duygu. Ve bu kitabın bastırılmadan önceki duygularımla şu anki duygularım çok karmaşık. Yani ben şu anda da duygulandığını fark ediyorum. Evet. Kaçın sınıftın o zaman? 10. sınıftım. 10. sınıf. Evet. Evet, 10. sınıf öğrencisi bir çocuk. Peki kitabını duyan, gören arkadaşların ne dediler, neler hissettiler? Şöyle söyleyeyim, isimlerini vereyim hatta. Gülsüm, Sultan ve Kübra üç arkadaşım. Yazdığım zaman çok arkamda durdular. Hatta bu üçü bu kitapları ilk okuyanlardı. Ben yazdığım zaman internetten bunlar kendileri çapında böyle açıyorlardı, okuyorlardı, bakıyorlardı. Burası böyle olmamış, şöyle yapabilirsin, daha farklı geliştirebilirsin diye bana çok destek olmuşlardı, çok cesaret vermişlerdi. Daha iyi yerlere gelebilirsin demişlerdi. Sağ olsunlar, onlar sayesinde zaten arkamda durdukları için böyle oldu. Yani sınıfta kendini bir yazar olarak gördün mü ara ara böyle? Öğrenci değil şöyle de diyeyim, ben bir yazarım falan dedim. Okula girdiğimde bu kitap ilk çıktığı zaman öğretmenlerim çok destek olmuştu. Ramazan hocama da buradan çok selam gönderiyorum. Çok işte gelip yanıma kitabımı almış, şöyle getirdi. İşte yazmışsın falan, başarmışsın dediler. Böyle koridordan geçiyorum, dönüp diyorlar ki aa işte bu kitap yazan abla. Bu kitap yazan abla, ben de istiyorum o kitabı. İşte okumuş olan biri geliyor mesela. Ben çok beğendim. Acaba ne olacak bu olayın sonunda? Bunları söyleyen oluyor. Tabii ki gururlanıyorum. Böyle bir kendi çapımda öyle bir havalanıyorum yani. Bir farklı hissediyorum o. Ya, haklı bir gurur yani. Bak, evet, gurur duyacaksın kendinden. Ya, haklı bir gurur yani. Ama böyle kendimi henüz tam böyle bir yazar olarak görmüyorum. Bir şeyler başardım ama ben her zaman daha iyisini istiyorum. Okulda bir söyleşi falan yapılmadı mı? Mesela işte seni diğer arkadaşlarınla tanıştırmak adına, işte örnek göstermek adına böyle okul bir yarışma şey falan düzenlemedi mi? Henüz böyle okul yazar buluşması gibi bir şey. Henüz böyle bir şey olmadı ama öğretmenlerim girdikleri sınıflarda benden çok çok bahsetmişlerdi. Hatta tanımadığım insanlar bile gelip yolda gördüklerinde bile sen olsun sen olsun diyenler oluyordu. Ama henüz öyle bir söyleşiye katılmadım. Yani ben tavsiye ediyorum özellikle mezun olduğun okulda. Ramazan Hocam demiştiniz. Eğer oradaysa evet. Ben de buradan sesleniyorum. Hem hangi okul? Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Fatih Mesleki Lisesi'ne ben buradan sesleniyorum. Bence bir an önce hasret kızımızı böyle arkadaşlarıyla, diğer gençlerle buluştursun. Çünkü bu çok faydası olacaktır. Diğer çocuklarımız için de bir örnek teşkil edecektir diye düşünüyorum. Peki bu romanın ikinci kitabı, devamı, ikinci evet. cilti falan olacak mı? Öyle bir şey düşünüyor musun? Şöyle neredeyse ortalarına gelmek üzereyim. Ha, yazıyorsun. Çünkü, evet tabii ki hala yazıyorum. Ama henüz gerekli olan o ilhamı yakalayamadım. Çünkü ben bu kitabı kış mevsiminde yazmaya başladım. Ve kışın yazdığım için ikinci kitabının tamamını da kışın bitireceğim. Öyle geliyor bana. O arada boş durmak istemedim. Başka bir kitap yazdım. Yarı fantastik bir kitap o da. Neredeyse bitti o da. Dediğim gibi Ocak ayında çıkacak o da. O da çok farklı mesela. Ben o kitabı açıp okuduğum zaman, yazdığım zaman ve bununla karşılaştırdığım zaman evet diyorum, daha çok gelişmişim. Çok okudum bu süreç içinde. Çok okudum, çok gelişim. Gerek kurgusal olarak, gerek yazım olarak. Belli bir şeyi başarmışım. Daha iyi yerlere gelmişim. Mesela şu an çıkacak olan kitabımı okudukları zaman kitabın son cümlesine kadar henüz kafalarında bir şey oturmayacak. Son cümlede diyecekler ki biz bu kitabı henüz okumamışız ki. Asıl kitabı ikincisinde okuyacağız. Devamı olacak bir de.
devamında okuyacağız. Çünkü çok farklı bir kitap olduğuna düşünüyorum onu. Evet. Peki onun konusu da bunun bir devamı mı yoksa? Hayır, o biraz, ayrı biraz bir daha kitap. Farklı bir şey oldu mu? Ayrı bir kitap. O bir yarı fantastik kitap. Hı-hı. Biraz daha kurgusal bir kitap. Ama o zaman bunun birinin ikinci cildi değildir yani. Farklı bir kitap. Yok, o farklı bir kitap. Ha. O ayrı bir kitap. İntihaşkın devamını hala yazıyorum. Yani şey bitti. Bir evet. Farklı olan ayrı. Ayrı olan kitap neredeyse bitti. İsim verdin mi o kitabın ismini? Kafes ismi. Kafes. Evet. O da çok güzel. Evet. Böyle tek kelimelik şeyler biraz vurgu yapıyor, güzel oluyor yani. Bir de artı bunun yanında başka bir kitabım daha var. Onun da neredeyse ortalarına geldim. Onun ismi de Bana Yalan Söyle. Bana Yalan Söyle. Evet, Bana Yalan Söyle. Yani merak ediyorum işin doğrusu. Ben henüz bunu da okumadım ama inşallah en kısa sürede okuyacağım. Yani ben hemen hemen Adıyamanlı yazarların bütün kitaplarını mümkün mertebe okumaya çalışıyorum, okuyorum. İnşallah bunu da okuyacağım ama diğerlerini de sabırsızlıkla bekliyorum yani. Peki dedik ya şiirle başladın. Mesela desem ki tamam her ne kadar hazır değilsin bir şiir programı değil ama hadi sen bir şiir oku desem olabilir mi? Var mı hafızanda ya da hazırlığında? Özdemir Asaf'tan bir dörtlük okuyabilirim sanırım. Harika. Sana. Dörtlük değil çok oku. Hadi buyurun. Çok da severim. Efendim? Çok da severim bu şiirini. Yani Özdemir Asaf'ın şiirleri sevilir yani gerçekten. Hadi dinleyelim bakalım. Küçük çocuklar yapıp geceleri kendimden, seni öpsünler diye getiriyorum sana. Bana kucaklarında seni getiriyorlar. Ben de seni getiriyorum sana. Bu kadar ve çok severim. Bu kadar? Evet. Tek bir dörtlük. Bu çok aklımda kalan bir şiir. O yüzden öyle. Şu an bu atmosferden bildiğim çok vardır elbet ama aklıma gelen şu an aklına, yok. Aklına gelen o. Evet. Peki o zaman iş başa düştü. O zaman iş başa düştü. Ben şiirle devam edeyim. Ne okuyayım? Ben senin programına hazırlıksız geldim. Yani şiir de hazırlamadım. İşin doğrusu. Soru da hazırlamadım. Doğaçlama gideceğim, hastayla oturacağım, konuşacağım, muhabbet edeceğim. Olur. Programımız nerede biterse diye düşündüm. Öyle şey yaptım. Ha geçen abi, Sadık Softa diye bir abimiz var. Çok iyi bir kalem o da. Bir tane şiir göndermiş. Serbest bir şiir galiba. Onu okuyayım. Bir çocuk gözyaşında dirilir öfke diye bir şiir. Hiç okumadım. İnşallah güzel bir şiirdir. Onu paylaşayım. Serçelerin gözlerinden akan neşeli cıvıltılar terk etti. Gençlik yıllarını düşüyor şimdi karanlığa göz kırpan yarasalar. Oynak uçuşlarına tünedi güvercinler. Akşamın alaca karanlığında dem tutar. Sessizliğini bozar gecenin bir yarısında yalnızlık. Öksüz bakışlarında demlenir bir çocuğum. Masum bakışlarında yürür zaman. Uzanır uzanabildiğince dünden bugüne kadar. Ellerinde kalır umut beklentileri. Yorgunluğu okunur yılların şimdi. Gizemli bir hatıradır yürekte kalan. Tadı tuzuna karışır dün, bugün ve yarınlar. Çetelesi karışır zamanın ıssızlığında. Hayalinde yaşamıştır bunca zaman. Bir çocuk gözyaşında dirilir öfke. Dünden bugüne mazide kalan. Şimdi dökülür kaldırımlara bakışlarım. Yağmur bulutları hiç gitmez yanaklarımdan. Ağlamaklı düşlerin hayalleri şaşırır. Gönül bağında beklemektedir düşer. Boğazıma kilitlenir bir feryat, haykırmaya utanır zaman. Bir keklik sekişinde yürür adımlarım, ya bir anıyı hatırlatır, ya bir anı yaşar. Gizeminde kurtulamaz bir türlü, bir bahar hatırasıdır o günden kalan. Bir cennet de değil de aranan, hayır, bir elmanın yarısıdır sadece, bir elmanın yarısıdır Havva'dan kalan. Yasak meyveler şimdi yalnız mıdır? Gözlerin uzak mıdır bakmaya bir an? Pişmanlık değil ki bu benimkisi. Evet, yeistir beni saran. Umut köprülerinde asılı kalır. Sürükler bir heyecan. Sürükler bir heyecan. Ağzına sağlık. Evet. Güzel bir şiirmiş. Sadık abi gerçekten yazmış. Selamlar olsun buradan. Böyle ara ara dostlarımız şiir gönderiyorlar. İşte bunu da okur musun falan. Bir köşede bekletiyordum. Çoktan da göndermişti. Bu akşam nasip oldu okumak. Evet. Peki toplum nasıl karşıladı? Ben ilk yazdığım zamanlar cesaretim yok demiştim ya. Aslında toplumu çok kafama takıyordum. Belki insanlar beğenmeyecek diyordum. Sonra ailem arkamda durduğu zaman böyle kendimi karşıma aldım ve konuştum. Dedim ki herkes
bu kitabı beğenmek zorunda değil. İnsanların dünyaları farklı. Beğenmeyen olacak, kötü eleştiren olacak, seni yolundan saptıranlar olacak. Ama sen yazdığından memnunsan devam edeceksin. Evet. Hatta dedim ki gerekirse hiç kimse okumasın. Ben kendim yazar, kendim okurum. Çünkü ben öyle huzur buluyordum. İçimi öyle dökebiliyordum. Toplum bu konuda bazen genç yazarların önünü çok örtüyor. Yazılanları sürekli sosyal medyalarda paylaşıp bu böyle yazılmaz diyorlar. Ama insanların hayal dünyalarına karışamazsınız. Onlar kendi kafalarının içinde ne yaşıyorsa onu zaten kağıda döküyor. İnsanların düşüncelerine engel olamazsınız. Böyle evet. Bir şey var. Evet. Çok ciddi anlamda bir eleştiri aldın mı? Yok. Ama ben almasını çok isterdim. Ben de isterim. Niye biliyor musun? Eğer bir kitap eleştirilmişse kayda değerdir. Yani ama her insan okumuş, kenara koymuş, okumuş, kenara koymuş, okumuş, kenara koymuşsa yani biraz boş bir şeydir. Eleştirme geliyordu. Kötü anlamda çok eleştiri almadım. Mesela suçlamak ayrı bir şeydir. İşte olumlu, pozitif eleştiri ayrı bir şeydir. Mesela ben de şu anda var, romanım var. Henüz yayınlamadım. İki tane çok değerli yazarımıza okuttum. Ondan sonra vazgeçtim yani şey yapmaktan, yayınlamaktan vazgeçtim. Tekrar baştan almam gerektiğini düşündüm. Çünkü o usta kalemlerin eleştirileri, düşünceleri benim için çok önemli. Ve onlar çok pozitif eleştiriler. Yani onlar olacak ki ben kendimi düzelteyim yani. Onlar eleştiriler olacak ki biraz daha mesafe kat edeyim, değil mi? Bana ilk yazdığım zaman şöyle bir eleştiri gelmişti. Henüz 15 yaşındasın. Böyle bir şey yazmaman gerekir. Çok tehlikeli falan diyenler olmuştu hatta. Neden yazıyorsun? Yazma. Biraz bekle. Biraz daha büyük. Kalemin güçlensin. Daha çok oku. Bunları söyleyen çoktu ama ben tüm bunlara kulak tıkamıştım. Çünkü ben bir kere kendimi karşıma aldım. Kendime o cesareti verdim. Tabii ki eleştirileri tabii dikkate alacaktım. Hani öyle yazmasam böyle yazsam belki daha iyi olur diyenler oluyordu ama kötü anlamda eleştirileri kesinlikle kabul etmemiştim. Dinlememiştim mesela. Peki yazabilmek için okuyabilmek önemli. Tabii ki. Çok okumak önemli. Yani çok okuyacaksın, çok okuyacaksın, çok okuyacaksın. O taşacak, yazı haline gelecek. Okuma alışkanlığı. Yazmak böyle. Yani nasıl okuman nasıl? Şöyle ortaokulda Türkçe öğretmenim İsmail Kaya vardı. Haftada bir defa bize mutlaka bir iki kitap okuturdu. Okumak zorundasınız derdi. Ben sizin notlarınızı buna göre değerlendireceğim derdi. Okuma alışkanlığım oradan gelmişti. O zaman okuduğumuz kitaplar romandı. Çocuk kitapları 6. sınıfta mesela. Çocuk kitabı okumamıştım. Sefilleri okumuştum 6. sınıfta. Kalın bir roman. Oradan geldi okuma alışkanlığım. Hatta bazen kendimi kaptırıyorum. Şu an kitap okurken mesela kendimi kaptırıyorum. Dijital okuyorum ayrı. Evde kitaplarım var. Kendimi kaptırıyorum. İki günde iki kitap bitirdiğim oluyor. Haftada üç kitap bitirdiğim oluyor. Bazen ara ara böyle sıkıldıkça yazmaya başlıyorum bu sefer. Bence okuma alışkanlığı olmadan yazmak çok da mümkün biraz değil. Biraz mümkün değil gibi. Yazarlardan böyle kendine şiar edindiğin, böyle rehber edindiğin yazarlar var mı böyle? Ben Orhan Pamuk gibi olacağım. Daha çok genç kitaplar yazdığım için, genç kurgu kitaplar yazdığım için genç olan yazarlar var. Şu an benim gibi onlarda. Biraz yaşları benden büyük olsa da Beyza Aksoy olsun, Sümeyye Koç olsun. Bunlar bence kalemleri güçlü yazarlar. Ama kafamda kurguladığım iki tane büyük romanım var. Gerçekten hani Orhan Pamuk'la tabii ki yarışamam ama dünya çapında okunacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu şu an yazmak istemiyorum. Biraz daha güçlenmeyi bekliyorum. Yani yazarsınız, bence yazarsınız ama yazdıkça da güçlenirsiniz. Yani beklemeye gerek yok yani. Mutlaka işte ben şu yaşa geleyim de yazayım diye bir şey yok. Siz, çok o cesareti bulamıyorum. Yani bu kartopu gibi bir şey. Yazdıkça büyüyecek, büyüyecek, gelişeceksin yani. O cesareti henüz bulamıyorum. İstiyorum ki, kurgum çok güçlü. Kafamdaki kurgu çok güçlü. İstiyorum ki güçlü bir kurgu, güçlü bir kalemle yazayım. Şu an elimdeki size anlattığım kitapları, burada bahsettiğim kitapları bitirdikten sonra onlara başlayacağım. Bu da iki seneyi bulacak gibi. Ama iki sene sonra o kitabı yazdığım zaman gerçekten bambaşka bir şey ortaya çıkacak. Çok farklı bir kurgu olacak, çok güçlü bir kurgu olacak. Yani şu anda kafanda şeyi canlandırır mısın? Evet, çok güçlü bir kurgu, çok iddialıyım o konuda. Yani zaten kurguyu yaptıktan sonra yazması çok o kadar şey evet. değil. Yani artık yavaş yavaş yazacaksınız. Tabii ki yazmak bir marifet işi yani. Öyle kolay değil yazmak. Yani bazı insanlar var konuşur, oturur, saatlerce konuşabilir ama yaz desen yazamaz. Ama bazı insanlar var yazar, çok yazar.
Ama konuşamaz. Ama konuşamaz. Yani işte gel şurada televizyonda bir yarım saat sohbet edelim dersen konuşamaz. Yani senin maşallahın var. Yarım saati geçtik. Maşallah böyle dolu dolusun. Gözlerinde pırıl pırıl böyle zevk alıyorsun adeta kitaptan baksan. Ben bu heyecanı görebiliyorum ama programdaki heyecanın yok. Onu gördüm. Evet yani, yok. İlk bu bir dakika böyle bir gergindim. Ama şu an çok rahatım gerçekten. Yani işte dediğim gibi 17-18 yaşlarında bir genç kızımız, genç kardeşimiz böyle ekranların başına çıkması bile bir cesaret. Evet, çevremdekiler çok şaşırmıştı. Yani sen telefonlarım susmuyor mesela. Yani. Yani belki de durduramayacağız yani. Konuşsam daha çok konuşurum aslında. Ya ben istiyorum gerçekten böyle işte 10 sene sonra işte bu Hasret beraber programı yapmıştık falan. Maşallah ne güzel yerlere gelmiş demeyi çok istiyorum yani. Ben de isterim öyle tekrar karşılaşmak, tekrar böyle bir sohbet yapmak. Değil mi? O böyle zaman önümüze de yazdığın kitapları yığmak evet, böyle. Evet çok güzel. Tek tek kitapları böyle gösterip değerlendirmek. Üç günlük bir program. İstiyorum yani. Yani Adıyaman'dan böyle çıksın. Yani dedin ya işte ben cesaret ya da şey falan. Yani işte bizim aslında en büyük eksiğimiz de o. Biz bazı şeyi cesaret edemiyoruz. Ha, yani kendimizi ezik gibi görüyoruz. Hatta insanlar bile işte sen kitap yazınca ya işte bizim Hasret yazmış falan. Ya tamam yani şey artık bir yazar gözüyle bakamıyor. Yani kapı komşusu, arkadaşı, yeğeni, kuzeni falan böyle şey gibi göremiyor. İşte bu geleceğin büyük yazarı diyemiyor yani. Biz de kendimize o gözle bakamıyoruz aslında. Evet. Yani korkuyoruz, kitap yazıyoruz, kitap bitiyor, kapağını yapıyorsun. Bak kapak bile muhteşem, güzel. Evet, önlü arkalı yani, tasarımı. Ama cesaret edemiyoruz. Yayın evine göndermeye cesaret edemiyoruz. Ya da şiir yazıyoruz, bir o şiirimizi seslendirmeye cesaret edemiyoruz. O şiirimizi bir yerde paylaşmaya, yayınlamaya cesaret edemiyoruz. Bu bizim bölgesel olarak bizim eksikliğimiz. Yani malum işte biz sizler değil de bizler öyle oldu. İşte ta 5. sınıfı, ilkokul 5'i bitirene kadar zaten Türkçe öğrendik yani. Yani biz ancak onu Türkçe ile uğraştık yani. Çünkü ana dil olmayınca sokakta bir dil konuşuyorsun, evde o dili konuşuyorsun ama okula geliyorsun başka bir dil, sanki başka bir ülkede eğitim görüyorsun gibi bir şey. Ama şu an çok şükür o gitti. Yani bundan sonra yani gençlerin kendine güvenmesi lazım. Yani gençlerin artık yazması lazım, okuması lazım, kabuğunu kırması lazım. Ya bu konuda şimdi onlara şunu söylemek isterim. Çevrenizde tabii ki sizi eleştiren insanlar olacak. Neden yazıyorsun diyenler olacak. En basiti benim çevremde en az 3 tane arkadaşım var böyle. Belli imkanlı olmayabilir, bilgisayarın olmayabilir, daktilon olmayabilir. Seni destekleyen birileri hiç olmayabilir. Evet. Benim birkaç arkadaşım var öyle. İşte kağıt kalemle yazıp bana getiriyorlar. Hani deneyimlisin, bir şeyler biliyorsundur. Olmuş mu? Gerçekten güçlü kurgular, güçlü yazılar olmuş yani ilk yazıma rağmen. Hı. Ama o cesareti bulamıyorsunuz mesela. Bunu, evet. Bu putları yıkmaları lazım. Her zaman sizin çevrenizde sizi destekleyen insanlar olmayacak. Önünüze taş koyanlar olacak. İyi yerlere gelmenizi istemeyen insanlar olacak, sizi kötü anlamda eleştirenler olacak. Öncelikle bunlara kulak tıkayın. Evet. Siz her şeyi kendiniz için yapıyorsunuz. Kesinlikle. Bir şey yaparken mutluysan onu yapacaksın. İnsanları dinlemeye gerek yok. İnsanlar kötü. Yani biraz da artık tamam anne babalarımız biz de çocuklarımıza aynı şeyi yaptırıyoruz. Soru ezberleme makinesi haline getirdik çocukları. İşte sıralarda bol bol soru ezberle. Bu artık gir. Çığırından çıktı birer at yarışına döndü. Ama resmen. Artık yavaş yavaş şeyler de bunun farkına vardı. ÖSYM falan da bunun farkına vardı. Bundan sonra matematik soruları bile mantığa dayalı, yoruma dayalı. Evet senin, öyle. Yani anlamana dayalı. Yani artık kitap okumayan insan matematik bile yapamayacak. Çok doğru. Bu konuda çok haklısınız. Bundan sonra böyle. Kitaba işte sınava, üniversite sınavına girdim mesela. Benle beraber giren arkadaşlarım oluyordu. Bir arkadaşım girmedi. Ben bu sene bekleyeceğim, bir sene daha bekleyip ikinci sene gireceğim demişti. Anlayamıyorum, yapamıyorum demişti. Ona ilk önerim kitap oku. Önce okuduğunu anla. Tabii yani önce bir soruyu anlayacaksın ki onun cevabını arayasın. Yani okuyor ama anlamıyor, kafa başka yerde. Yani mutlaka okuyacak, kendini geliştirecek ki soruyu anlayabilsin. Zaten dediğim gibi ÖSYM de biraz bunun farkına vardı yani. Evet. Artık şeye dair soru ezberleme makinesi gibi değil de artık çocuk kendini geliştirecek, okuyacak, düşünebilecek, anlayacak ve anlamlandırabilecek. Ondan sonra soruyu çözecek. Bundan sonra böyle. Onun için kitap okumadan olmuyor. Evet. Öncelikle yani. Eğer sınava hazırlanıyorsanız benim gibi öncelikle kitap okuyun. Değil mi? Evet. Evet.
Bu arada mesajlar da var. Çok fazla değil ama yazarımız kitabının film veya dizi olmasını ister mi diye bir Aslı isimli bir izleyicimizden soru gelmiş. İsterim, evet. Hani belki dediğim ona gibi... Ona uygun mu? Yani uygun. Bir filme ya da diziye aslında yapalım. Şöyle, dediğim gibi kitabı yazmadan önce kendi kafamda zaten canlandırdığım bir film, dizi, senaryo demiştim. Ve şu an bu kitabım eğer bir dizi, bir film olursa gerçekten çok güzel olur. Ama biraz kitap dışına çıkılırsa, belki yönetmen kendinden bir şey katarsa, senarist bir şeyler katarsa, toplum bir şeyler katarsa kendinden. Ki şu an sosyal medyalar var, insanlar kendi görüşlerini gönderiyorlar her yere. Öyle bir şey olursa eğer, ben isterim. Değil mi? Yani evet, çok iyi olur. İnşallah iyi olur. Başka bir izleyicimiz Kübra isimli. Genç yazara ekranında bizlerle buluştuğu için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ben sandım soru var. ama bize teşekkür etmiş. Ben de ona teşekkür ediyorum. Biz de izlediği için Kübra kardeşimize. Başka bakayım mesajı var mı? Bu arada mesajları bitireyim. Aklıma, gözüme ilişen yok. Evet, çok önemli bir soru. Gençlere yazma anlamında okumadan bahsettik biraz. Neler tavsiye edersin? Yazar olmak isteyen, olmak isteyen gençler ne yapsın? Öncelikle dediğim gibi önce çok okumaları lazım. Öncelikle bir bu mesleği istiyor musunuz? Bu alanda bir kariyer istiyor musunuz? Ya da bir hobi edinmek istiyor musunuz? Öncelikle okumaya başlayın. Önce dünya klasikleri okuyabilirsiniz. Hoşunuza gitmeyebilir okumak. Daha çok yazmak isteyebilirsiniz ama yazmak için önce okumanız gerekir. Daha sonra elinize o kağıdı, o kalemi aldığınız zaman, kafanızda bir kurgu oluştuğu zaman o cesareti kendinizde bulmanız lazım. Ben bir şey yazacağım, insanlar bunu beğenmeyecek. Bu çok doğal bir şey, çok olağan bir şey. İnsanlar beğenmeyecek, beni eleştirecek, kötü yorum yapanlar olacak, beni küçümseyenler olacak. Belki kitabım hiç okunmayacak. Bunları kafanızdan silin. Dediğim gibi siz mutluysanız insanları çok düşünmenize gerek yok. Önce kendin mutlu olmalısın, daha sonra yazmaya başlamalısın. Ne istediğini bileceksin ki belli bir yere gelesin, belli bir güce sahip olasın yani. Ben diyorum ki yani mutlaka yazar olman gerekmiyor. Tabii ki. Mutlaka şair olman da gerekmiyor. Genellikle yaptığım tavsiye şu benim gençlere, diyorum ki günlük yazın. Evet, yani ben de ilkokulda yazıyordum. İlkokuldan başlayarak öyle günlük yazın. Şöyle, onları ileride bakarsınız, birleştirirsiniz, bir hayat hikayesi olur. Şöyle söyleyeyim. İlkokula başladığım zamanlar böyle yeni pembe kaplı günlükler çıkmıştı, anahtarlı falan, kalın kapları vardı. İçi böyle renkli, kalpli, çiçekli, böcekliydi. Evet. Böyle arkadaşlarımın elinde çok görüyordum. İşte kendi aileme de aldırtmak istemiştim ondan. Gidip aldık o günlüğü mesela. Getiriyordum eve, böyle yazıyordum günlüğü. Sonra kapağını kapatıp kilitliyordum, böyle anahtarını boynuma asıyordum. Sanki içinde çok önemli bir şey varmış değil mi? Günlüğü saklıyordum. O günün içinde şu an düşünüyorum da ne yazdığımı. Gün içinde ne yaptığımı yazmıştım yani. Öyle zaten. Sabah günlük dediğin, odur yani. Annem bana bunu dedi, babam bana şunu dedi. Bu arkadaşımla kavga ettim, bununla barıştım. Bu şekilde aslında. Önce küçüklükten başlamalı bu. Küçüklükten okuma alışkanlığı vermelisiniz. Kağıt kalem vermelisiniz eline. Ne gerekiyorsa onu yapmalısınız ki o çocuğun ufku açılsın. Ufkunu daraltırsınız zaten bir şey başaramayacak ki o. Aynen, doğru söylüyorsun. Yani gençler önce okuyacak, sonra yazacak. Geçen sizle muhabbet ederken ben biraz şey tavsiye ettim, böyle çocuk edebiyatı tavsiye ettim. Evet. Yani kızlar, kadınlar aslında bu çocuk edebiyatına biraz daha yatkınlar diye düşünüyorum. Düşünür müsün öyle? Düşünürüm evet, hatta ya, bir ara aklımdaydı işte kız yani kardeşlerim. Bence sen iyi bir romancı olacaksın da çocuk edebiyatına yönlendirirsem acaba seni frenler miyim diye düşünüyorum yani. Ama çocuk edebiyatı son zamanlarda hakikaten tutan bir alan. Özellikle de böyle kızların, kadınların o meyanda şey yazması daha güzel. Bunu denemiştim ama kağıda kaleme dökmemiştim. Sadece kurgusal olarak kız kardeşlerim sürekli aynı kitapları okudukları için biz bunlardan sıkıldık, okumak istemiyoruz. Bana masal anlat diyen işte 7-8 yaşında bir kız kardeşim var mesela. Ona mesela kendi kafamda işte dediğim gibi kurudun kuzuyu yedi işte bir masal anlatıyordum. Hani bunu kurgusal olarak kafamda çok hızlı canlanıyor mesela öyküyü daha iyi yazıyorum mesela, romana oranla öyküyü daha iyi yazarım. Çocuk edebiyatına da eğer yönelirsem belki daha başarılı olacağım. Şiir düşünüyor musun kitap olarak anlamında? Yani. Şiir kitap olarak şu an değil ama ileride yazıyor musun, arada böyle yazıp kenara bırakır mısın? Şiir yazmıyorum ama böyle 3-5 cümlelik bir yazı yazıyorum.
ettiği mısralar. Güzel sözler şeklinde. Evet, hatta böyle kullandığım uygulamalarda falan onları paylaşıyorum. İnsanlar bazen şey sanıyor, başka bir yazarın olduğunu sanıyor. Neden yazarı belirtmediniz diyor. Ben yazdım diyorum çünkü. Yazar yok, yazar benim. Mesela şu an yazıyor olduğum kitapları da bir uygulamadan arada içine geçen özel önemli cümleleri mesela paylaşıyorum. Birkaç yorum geldi mesela. Kim yazmış bunu, biz bu kitabı okumak istiyoruz. Neden belirtmemişsiniz kitabın adını? Diyorum kitabı ben yazıyorum. Biraz bekleyin, çıkacak yakında. Bir şiir de gelecek mi senden? Yok. Şu an hiç o yok. O zaman Narin Menekşe diye bir izleyicimiz bize bir şiir göndermiş. Onu da okuyayım. Zaten programımızın da hemen hemen sonlarına geldik. Karşılıklı söyleşi gibi bir şiir. Dedim Ferhat gibi düştüm yollara, dedi çekip de gel bizim ellere. Dedim düşer isek dilden dillere, dedi boşver gitsin sen yoluma bak. Dedim yola düştüm içim telaşlı, dedi boşver takma efsun bakışlı. Dedim ne yapayım ey hilal kaşlı, dedi boşver gitsin sen gülüme bak. Dedim yetmez mi çektiğim çile, dedi yangındayım ah bile bile. Dedim çektiklerim gelse de dile, dedi boş ver gitsin sen elime bak. Dedim yolum meçhul gönlüm virane, dedi sabret merhem olam yarane. Dedim coşuyorum geldim arane, dedi boş ver gitsin sen selime bak. Fakir kendi şiir miymiş? Efendim? Kendi şiir miymiş? Tabii tabii. Çok güzel yazmış. Yani, ağzınıza sağlık, size çok iyi yani seslendiniz. Halk şairi zaten. Usta şairlerden yani. Kendisini sosyal medyadan uzaktan uzağa böyle şiirlerini okuduğum bir insan yani. Güzel halk şairi yani, Kültür Bakanlığı'nda tescilli şair. Evet, artık programımızın sonlarına geldik. Böyle benim unuttuğum, senin mesaj olarak vermek istediğin neler var? Böyle gençlerimize neler tavsiye edersin? Yani dediğim gibi şöyle, hani sadece gençlere de söylemek istemem ama genel olarak toplumdan bahsedeyim biraz. Sizi frenleyen insanlar zaten hep olacak hayatınızda, dediğim gibi. Benim de frenleyen insanlar benim çevremde çok olmuştu mesela. Bazı şeylere izin vermeyenler, küçümseyenler, küçük görenler çok olmuştu. Başaramazsın, yapamazsın diyenler de oluyordu. Dediğim gibi öncelikle bunlara bir gözünüzü kulağınızı kapatacaksınız. Öncelikle bir kendinize bakacaksınız. Siz istiyorsanız zaten yaparsınız. Ben istediğim için yaptım zaten. Ben istemesem kimse bana bunu yaptıramazdı. Evet. Ve gençler biraz daha sosyal medyaya bağımlı. Biraz daha sanal ortamda, sanal dünyadaki arkadaşlıklar, sanal dünyadaki ilişkilere bağlı. Ama emin olun benim dünya üzerinde gerçekten aşık olduğum tek şey kitaplar. Kitap karakterleri, mesela kurgusal karakterlere aşık olduğumu bilirim ben mesela. İnanın kitap okuduğunuzda ya da yazdığınızda öyle bir iç huzurunuz olacak ki daha önce hiç öyle bir şey yaşamamış gibi olacaksınız. Ben mesela kitaplarımı yazdığım zaman mum ışığı, müzik ve kahve o kadar huzur veriyor ki, o kadar böyle o gece başımı yastığa koyduğumda ben bu geceyi de bitirdim, çok huzurluyum, çok mutluyum diyorum mesela. Emin olun böyle bir yola girdiğiniz zaman, böyle işlere başladığınız zaman İç huzurunuz çok artacak, çok mutlu olacaksınız. Mutluluk veriyor çünkü. Yani kahve deyince çok fazla kahve de yok yani. Yok, yasak. Çok fazla da değil yani. Çünkü çok daha çok gençsin. Evet. Kahveye gerek yok o kadar. Ruskat Yılmaz isimli izleyicimiz demiş ki, Hasret Hanım, kitabı elinize aldığınız ilk anda hangi duyguyu hissettiniz diye sormak istiyorum ve hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Aslında biraz söylemiş oldun ama yine de cevaplandırmış olalım kardeşimizin. Dediğim gibi ilk elime aldığımda şöyle bir baktım kitaba. Kapağını ben yaptım. Dış tasarımı bana ait, içi bana ait, kurgusu, yazıları, karakterleri. Burada bir dünya var. Bu dünya benim dünyam. O kadar farklı bir duygu oldu ki hani o duyguyu tarif edemem mesela. Nasıl ki biri ilk defa anne olur, ilk defa baba olur ya da ilk defa bir hayvan sahibi olur. Bir çiçeği ilk defa açar. Bir ağacı ilk defa meyve verir. Bu da öyle bir şey. Çok farklı, tarifsiz bir duygu. Çok tatlı bir duygu gerçekten. Son soru. Yazmak isteyen gençlerin ailelerine bir tavsiyen var mı? Tabii ki. İş ailede bitiyor çünkü. Öncelikle eminim daha önce ortaokulda yazmaya başlamıştım dediğiniz gibi. Biraz ailem o zamanlar beni frenlemişti. İşte sınavlarım var. Biraz bekle, büyüyünce yazarsın diye. Buna hiç gerek yok. Çocuklarınızın, özellikle küçük çocukların
öyle ufku, öyle dünyaları var ki, o kafaların içinde öyle hayalleri, öyle senaryoları var ki, 3 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuğu bile karşınıza aldığınızda aklınızın ermeyeceği şeyleri bile size söyleyebilir. Çocuklarınızı frenlemeyin. İzin verin, bırakın. Hayat onların hayatı, dünya onların dünyası. Şu kafanın içinde dönen her şey onlara ait. Siz insanların kafasının içindeki, çocuklarınızın kafasının içindeki hiçbir şeye karışamazsınız. O onların dünyası zaten, engel olamazsınız ki. Siz onları frenlersiniz, eğer frenlerseniz o kişi içine kapanık olacak. Sizi anlatamadığına göre, yazamadığına göre bu onun içindeki ruha zarar verecek, hastalıklı bir ruha sahip olacak. Büyüdüğü zaman, geçmişe döndüğünde ben içimdeki hiçbir şeyi yansıtamadım, ruhuma geçti hepsi, hastalıklı bir ruhum var diyecek. Bu yüzden özgür bırakın çocukları. Evet, bu arada Hasan Balıbay Eğitim İş Sendikası Şube Yöneticilerimizden Hasan Balıbay Hocam da mesaj göndermiş. Ona da teşekkür ediyorum. Evet, ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Böyle dolu dolu 45 dakika bize çok hızlı geçti, gerçekten kendi anlattınız. Faydalandık. Gençlerimiz de eminim ki faydalanmıştır. Ben sana teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Çok üniversiteye hazırlanıyorsun. Evet. Orada da başarılar diliyorum. Çok İnşallah çok güzel bir okul kazanır ve hayatında emin adımlarla yol alırsın. Evet. Buradan birkaç kişiye selam göndermek istiyorum izniniz varsa. Bir görüştüğüm, bir çocuklarla vakit geçirdiğim bir iş yeri var. Oradaki tüm personel arkadaşlarıma buradan çok selam gönderiyorum. Anneme, babama, dayıma, akrabalarım olsun, arkamda duran arkadaşlarım Kübra, Fırat, Sultan ve Gülsüm'e çok çok selam gönderiyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Evet, teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar, bu akşam çok genç bir yazarımızla birlikte olduk. Hasret Akdoğan'la. Kendisi henüz 17 yaşlarında, 15 yaşında da kitap yazmış. Tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatta da başarılar diliyorum. Sizler de bizlere bir saat boyunca evlerinizde, ekranlarda konuk ettiniz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.